Merhaba değerli dostlarım. Herkese sağlık dolu günler diliyorum. Bugün sizlere yemli lüfer, çinekop, sarıkanat avlarında ava gitmeden önce evde fileto yem nasıl hazırlanır, nasıl paketlenir, nasıl korunur? Ava gittiğiniz zaman uzun süreli nasıl muhafaza edebilirsiniz? Onun hakkında bir bilgi paylaşımında bulunacağım. Çektiğim içerikler hoşunuza gidiyorsa, işinize yarıyorsa kanalıma abone olup beni desteklerseniz ayrıca çok sevinirim arkadaşlar. Ben aslında bunun daha önceden bir kaydını yaptım ama ev ortamında kendi başıma yaptığım için çekim hoşuma gitmedi. Şimdi tekrardan yine ev ortamında ama bu sefer yaptığım hataları dikkate alarak yeniden bir çekim yapıyorum. Çok güzel sonuçlar elde ettim. Ava gittiğiniz zaman özellikle orada yem kesme derdinden kurtuluyorsunuz. Ve benim sürekli gördüğüm, daha önceden de mesela yıllar öncesinden başıma gelen en büyük sıkıntılardan bir tanesi arkadaşlar. Ava gittiğimiz zaman soğuk kış günlerinde üstümüz başımız korunaklı değilse ki çoğu zaman da korunaklı olmuyor yani. Belimiz açılıyor mesela yerde çoğu arkadaşı görüyorum arkadaşlar yerde taşın üzerinde yem kesmeye çalışıyor. Belini açıyor, soğuk yiyor, yel giriyor yani ve inanın ileride çok ciddi sorunlara yol açabilecek olaylar gelişiyor arkadaşlar. Ben işte bu tarz sorunlarla karşılaşmamanız için ava gittiğiniz zaman keyif alabilmeniz, seri bir şekilde, düzgün bir şekilde av yapabilmeniz için evde nasıl fileto yem hazırlanır, dediğim gibi bu nasıl paketlenir ve ava nasıl götürülür, orada da en iyi şekilde nasıl kullanılır onu anlatmaya çalışacağım. Bu videonun devamına yaklaşık bir hafta önce yapmış olduğum bir avın videosunu ekleyeceğim arkadaşlar. O avda bu yemleri nasıl muhafaza etmişim, nasıl balıklar almışım onu göstereceğim. Aslında dediğim gibi o gün de ben bu kaydı yaptım. Fakat bazı teknik sorunlar olduğu için, hoşuma gitmediği için yeniden çekme gereğini duydum. Bugün aldığım yemler tezgahtan alınma yemler. O gün götürdüğüm, o günkü avda da kullandığım yemler tezgah yemeğiydi. Taze değildi yani tazeydi ama yine de tezgah yemi diyebiliriz arkadaşlar. İlk önemli kural eğer tezgahtan ürün alacaksanız ve sürekli gittiğiniz bir mekansa ya da sürekli gitmeseniz bile esnafa güzel bir dille yaklaşıp ben buradaki tezgahtan değil de eğer dolapta varsa tatlı su değmemiş mümkünse fazla hava almamış. İsabet almak istiyorum deyin. Eğer bu şekilde söylerseniz o zaten sizin ava gideceğinizi anlayacak ve ona göre yem verecektir. Tezgahta duran yemler ışığın etkisiyle sizin gözünüze güzel gözükebilir ama sabahtan akşama kadar ona tatlı su değdiği için yumuşamıştır ve avlarda pek sağlıklı sonuç vermeyecektir. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Eğer buna dikkat ederseniz avda kesinlikle güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ben şimdi tezgaha geçeceğim. Tezgahta yemleri nasıl kesiyorum, tabağı nasıl diziyorum, nasıl götürüyorum bunlar hakkında bazı bilgiler vereceğim. Dediğim gibi arkadaşlar ürettiğim içerik hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Devam ediyoruz. Şimdi değerli dostlar, kesme, biçme, dizme, serme, ıslatma vesaire işlemine geçmeden önce burada sizlere bazı malzemeleri tanıtacağım. Bunlar zaten günlük hayatta özellikle şu iki tanesi hatta zaman zaman şu buz aküsü de. Ve bir tane de burada benim kendi şahsıma ait özel bir tane strafor kutu var. Yemli avlarda kullandığım. Şimdi normal köpükten de kullanabilirsiniz. Bu iki tane köpüğün şöyle üst üste getirip streçleyip bu şekilde de hava almamasını sağlayabilir ve uzun süreli yemenizi koruyabilirsiniz. Şurada bir tane şeffaf şöyle bir adet kutu var. Bunu da tercih edebilirsiniz veya ben bunu sevgili Ercüment abim hediye etti. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ercüment abim hediye etti. Kendinize böyle bir adet strafor kutu temin edebilirsiniz. Şayet böyle bir kutu temin ederseniz buz aküsü de içine çok güzel bir şekilde sığıyor gördüğünüz gibi. Bu sayede bunun üzerine yemleri dizerek avda uzun süreli sağlıklı temiz bir şekilde yemlerinizi muhafaza edebilirsiniz. Ben şimdi yemlerimi ortaya çıkartacağım. Yemlerimi keseceğim. Fileto yapacağım.
Sidiklik kısımlarını alacağım. Sadece et kısımlarına bakacağım. Oldukça güzel bir hale getireceğim. Daha sonra size bunu yeniden paylaşacağım. Bu arada gazete kağıdı bulundursanız iyi olur. Ben gazete kağıdı bulunduramadım. Şu şekilde dışarıda buldum. Bakkalın önündeki kağıdı aldım. Bu da işimi görecektir. Bunu nemlendireceğim. Burada yapmış olduğum tuzlu su var. Buna da ilerleyen dakikalarda değineceğim. Gazete kağıdınız veya böyle bir kağıdınız veya hiçbir şey yoksa kağıt havluyu veya tuvalet kağıdını nemlendirerek katların arasına koymanız gerekiyor. Aksi takdirde yeminiz kuruyacaktır. Canlılığını yitirecektir. Ben şimdi kesme biçme işlemine başlıyorum. Kesme biçme işlemini tek başıma olduğum için şu an kayıt altına alamayacağım. Ama daha sonra nasıl kestiğimi, nasıl dizdiğimi onları tekrardan sizlere göstereceğim arkadaşlar. Yemleri dolaptan çıkarttım. Gayet güzel. Etli butlu. Ve ben genelde iri istavrit almayı tercih ediyorum. Çünkü bağladığım iğneler biraz uzun büyük olduğu için iri istavritler çok güzel duruyor. Yanınızda şöyle bir tane şeffaf yine ailetten bir tane kutu barındırırsanız poşete de koyabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Benim elimde şu an bir tane vardı. Kılçıklarını, pisliklerini, hayvandan artan kısımları bu paketin içerisine dolduracağım. Ve gittiğim zaman merayı da yemleyeceğim. Aynı zamanda yani avcılığa bir katkısı olmasa bile balıklara bir faydamız olur diye düşünüyorum. Şimdi kesme, doğrama, biçme. Bu arada şunu da göstereyim. Kağıdı tuzlu suyun içine batırdım. İyice demlenmesi için, iyice ıslanması için. Eğer son dakikaya bırakırsanız bazen bu kağıtların ıslanmayacağı tutuyor. Öyle bir sorunla karşılaşmanızı istemem. Değerli dostlarım, şimdi istavritleri kesmeye başladım. Siz de göreceğiniz üzere aslında çok güzel takoz istavritlermiş. Ben poşetin içine bakmamıştım. Direkt getirip dolaba atmıştım. Balıkçıdan alır almaz eğer aynı gün yani aynı saat içerisinde gitmeyecekseniz ben mesela öğlen saatlerinde aldım. Akşam gideceğim için getirdim. Direkt normal dolaba koydum. Sakın kesinlikle buzluğa koymuyorsunuz. Difriz kısmına koymuyorsunuz. Normal üst kısma koyuyorsunuz. Şimdi kesmeye başladım. Gördüğünüz gibi bir tane de fileto çıkarttım şurada. Ben şöyle göstereyim bir adet bu mutfak makası. Hemen hemen birçok evde vardır. Bununla yoksa normal makas da olur. Ben şöyle kuyruklarını kestim. Neden kestim? Çünkü bu kuyruklarını bıçakla kesmek biraz zor oluyor. Hem fileto çıkartıp. İlk seferde bu şekilde aldım. Şöyle kesmiş olduğum bir adet filetoyu da göstereyim. Şimdi birazdan şu beyaz kısımlarını keseceğim. Yine makas yardımıyla keseceğim. Onları da kesildikten sonra göstereceğim. Bir yandan çekim yapıyorum, bir yandan kesmeye çalışıyorum. Açıkçası kamerayı da fazla kokutmak istemiyorum. Şimdi fileto yapmaya devam edeceğim. Şöyle göstereyim. Kılçıkları, kuyrukları, arta kalanları bunun içine koyacağım. Şu poşetin içine de değerlendirebilirsiniz. Artık o sizin tasarrufunuza kalmış. Eğer giderken arabanızı fazla kokutmak istemiyorsanız şu şekilde bir kapalı kutunun içinde muhafaza ederek götürebilirsiniz. Ben kesmeye devam ediyorum. Değerli dostlar, fileto kesme işlemi devam ediyor. İşlem devam ederken bir hususa değinmek istiyorum. Şu çıkarttığım bir adet fileto. Bakın. Şimdi fileto keserken buradan örnek vereyim. Şu üst kısım yani daha doğrusu burada şu siyah kısım bize lazım olacak etli kısım orası arkadaşlar. Bakın burası. Ne kadar pürüzsüz ve burada derinden alırsanız etli kısmı şöyle göstereyim. Buradan daha net belli olur. Eti ne kadar sıyırdığımı. Avınız o kadar başarılı olacaktır. Şu beyaz kısım o kadar önemli değil. Zaten birazdan orayı temizleyip atacağım. Diğer yaptığım mesela bakın çıkarttığım şeylere bakın. İnceliği umarım görüyorsunuzdur. Şöyle göstereyim bakın. Eğer bu şekilde fileto çıkartırsanız gerçekten avınız mükemmel sonuç verecektir. Yeminiz çok düzgün duracaktır, uzun süreli duracaktır. Aynı zamanda balık için de çok cezbedici bir şey olacak. Yani şimdi
Şöyle söyleyeyim, şöyle göstereyim. Bakın buradan etin ne kadar canlı, diri durduğunu görüyorsunuz. Siz önünüze bayat yemek geldiği zaman yemezsiniz. O yemek ne kadar güzel olursa olsun bir görselliği de olsun istersiniz mesela. Bu da onlardan bir tanesi. Bakın şöyle burada net bir şekilde gözüküyor. Hatta şuradan başka bir tane daha alayım. Şöyle göstereyim bakın etli kısmı. Siz burayı dediğim gibi mümkün mertebe etli bırakacaksınız. Çünkü iğneyi de bunun içine gizleyeceğimiz için çok önemli. Ben kesmeye devam ediyorum. Bitince sırasıyla devam edeceğiz. Bir işlemi daha bitirdik. Filetolarımızı hazırladık. Gayet güzel. Kılçıklarımız, kellelerimiz, artık sakatatlar burada. Şimdi ben bu avda bu köpüğü kullanacağım. Siz bu şekilde tabak veya yine plastik bir kutu tercih edebilirsiniz. Ben buz aküsünü kutunun içerisine bıraktım. Tuzlu suyla nemlendirdiğim kağıdı serdim. Şimdi kestiğim filetoları bu yan kısımlarında alacağım. Birazdan o hallerini de göstereceğim. Dizmeye başlayacağım. Şimdi bıçaktan söz ediyordum. Bu bıçağı bir milyoncu diye tabir eden şeylerden aldım, mağazalardan aldım. Şöyle ucu tırtıklı, çok güzel fileto çıkartıyor. O zaman iki tanesine 5 lira vermiştim. Şimdi olsun, iki tanesi 10 lira olsun. Gayet güzel fileto çıkartıyor. Bu da mutfak makası. Şu beyaz kısımları onunla keseceğim ve kutuya dizeceğim. Sıra sıra gidiyoruz. Şimdi sıra geldi. Dediğim gibi köpüğe, dizmeye, mermileri bir sıra dizdim. Yani bu tabirim için kusura bakmayın. Şarjörlü sistem dediğim için bunlar da haliyle mermi oluyor. Veya sizin söylememi istediğiniz başka bir isim varsa onunla değiştirebilirim. Çok da sıkıntı değil. Bakın değerli dostlar, burada şu beyaz kısımlar bahsettiğim, şuradan da göstereyim. Kesilmiş hali bu şekilde. Sizin iğneye takacağınız yem bu şekilde olmalı arkadaşlar. Kullandığım makas burada. Bıçakla keserseniz biraz sıkıntılı olabilir, yemi bozabilir. O yüzden makasla kesebilirsiniz. Çok güzel sonuç veriyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben nemlendirdiğim kağıdı bunun üstüne bir sıra daha dizeceğim. Yani şu nemlendirdiğim kağıt bir kat daha üzerine koyacağım. Ondan sonra üzerine dizmeye devam edeceğim. Şayet yem gözünüze çok geliyorsa bunun hepsini meraya götürmenize gerek yok. Bir kısmını tekrardan dolaba koyup, buzluğa demiyorum yalnız, streç filmle kapatıp tabakta böyle hava almasını engelleyip bir dahaki hafta kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu beyaz kısımlar da eğer gideceğiniz yerde derinlik varsa, ikinci bir oltanız da varsa, hatta ikinci bir oltaya bile gerek yok. Normal bobin bir sistemimiz varsa tek iğneli şeytan oltası ile bu beyaz kısımları kullanarak iri istavrit avlayabilirsiniz. Ben köpüğe dizme işlemine devam ediyorum. Ve sonunda bitirebildim. Bir aylık sürdü, yaklaşık 50-60 parça fileto yaptım. Kağıt kalmadığı için son katını gördüğünüz üzere kağıt havluyla kapladım ve onu da nemlendirdim. Hatta şöyle biraz daha üzerine nemlendireyim. Burada görmüş olduğunuz şarjörler benim geçen hafta kullanmış olduğum, evde tatlı sudan geçirdiğim ve gördüğünüz gibi hepsi de sapasağlam duran şarjörler. İnşallah bu hafta da onları kullanacağım. Ben bunun kapağını kapatacağım. Şöyle göstereyim. Ve bunu da yine bir streç filmle saracağım, dağılmasın, bozulmasın diye. Bu görmüş olduğunuz sakatatları, fazlalıkları da paketleyip meraya götüreceğim. Merayı yemleyeceğim. Aslında yemlemekten ziyade canlıları beslemek istiyorum. Sonuçta bunlar çöpe gittiği zaman veya sokağa bıraktığınız zaman çok ciddi koku yayacak. Kediler yiyebilir de yemeyebilir de. Ben işimi garantiye alacağım. Paketimiz hazır.
Şöyle tekrar göstereyim. Tuzlu suyu kullandık. Siz dilerseniz bu tarz tabaklara dizip birkaç tabak yapıp dolaba koyup birden fazla avda kullanabilirsiniz. 2-3 kere kullanabilirsiniz. Ben en son yaptığım avda götürdüğüm fazla kalan yemleri geri getirdim. Dolapta muhafaza ettim ve ertesi gün tekrardan çok güzel bir av yaptım. Ve şu an buradaki videoyu kapatmadan önce siz olun. Şu görmüş olduğunuz kesme tahtasını gitmeden önce pür perrak yapın. Yoksa aksi takdirde yenge hanımdan veya valide hanımdan azar işitebilirsiniz. Ben böyle en son yaptığım avda bir kabasını alıp evden çıkmıştım. Ne yazık ki kokusu bir hafta evden gitmedi. Siz bu kokuyu tahmin edebiliyorsunuz. Şu anda da burnumun direği kırıldı. Sabahtan beri istavritle uğraşıyorum. Bakalım bugünkü avda nasıl bir sonuç verecek? Eğer sonuç elde edersem bunu da videonun devamına ekleyeceğim. Son bir uyarı daha yapmak istiyorum. Eğer bu şekilde yapacaksanız siz olun. 8-10 tane istavriti fileto haline getirmeden o şekilde meraya götürün. Hani olur ya, bu şekilde balık alamazsınız, sonra beni suçlu tutmayın. Başkaları balık alır. Yani sizin kısmetinizde yoktur o gün ama işte yeme bahane bulmayın. Ben bu şekilde yapıyorum. Gayet güzel sonuçlar elde ediyorum. Hem çevreyi koruyorum, oraları kirletmiyorum. Hem böyle ikide bir sürekli soğuk havada eğilip belimi açıp rüzgardan korunuyorum. Yani açmayıp daha doğrusu. Ve çok hızlı av yapıyorum. Şu görmüş olduğunuz şarjörleri de doldurup doldurup hiç kesme biçme olmadan gayet güzel, temiz bir şekilde kullanıyorum. Ama olur da siz yapamazsınız. Siz yapamazsınız demeyeyim. O gün kısmetinizde balık yoktur. Lütfen yemlere bahane bulmayın. Bu şekilde gayet güzel sonuç veriyor. Su, tuzlu su olacak. Evde normal tuzla veya kaya tuzuyla tuzlu su yapabilirsiniz. Bu yaptığımız işlem bir nevi salamura görevi görüyor. Yemi sertleştiriyor ve daha diri tutuyor. Değerli dostlarım, Gazi Fişi kanalındaki bir videonun daha sonuna geldik. Videonun devamında şu an yapmış olduğum fileto çıkartma işlemiyle yaptığım çok güzel bir avdan kareleri paylaşacağım. Çok fazla bir görüntü yok çünkü balık olayında biliyorsunuz o an orada çekmek kolay olmuyor. Işığı sağlamak kolay olmuyor. Neyse ki bir arkadaşımız yanıma gelmişti. Onun sayesinde çekim yapabildim. Video hakkında sormak istediklerinizi videonun altında sorabilirsiniz. 2000 aboneye yaklaştık. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. 2000 aboneyi aştığımız zaman da yine çok güzel bir hediye yarışması olacak. Çekilişi yapmayacağım. Yine yarışma düzenleyeceğim. Büyük ihtimalle bir tahmin yarışması olacak. Siz de eğer içeriklerimi beğeniyorsanız, kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Biliyorsunuz bu pandemi döneminde mesela çok görüyoruz. Tribünler bomboş, hiç seyir zevki yok. Ben de dolu tribünlere karşı oynamak ve kendimi sizlerle birlikte geliştirmek istiyorum arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Görüşmek üzere. İğneniz keskin olsun. Bereketli avlar, sağlıklı günler diliyorum. Allah'a ısmarladık. Değerli dostlarım, evde başladığımız macera şu an sona erdi. Şöyle evden getirdim ama tamamını bitirdim. Kalanları da sevgili Yaşar'a verdim. Balıklar burada. Şöyle bir adet çok güzel lüfer, çok güzel kaba çinekop ve sarı kanatlar. Bunların hepsi size gösterdiğim, şöyle bakın, yemlerle alındı. Evde kestim, hazırladım. Hatta şurada da diğer kovayı da göstereyim. Burada da yine balıklar var. Yine bunlar da Yaşar'ın tuttuğu balıklar ve burada da şöyle göstereyim, kalan yemler. Şarjörlerde burada balıklar, şeyde şöyle görün bakayım. Evet, gayet güzel canlı duruyor. Yaşar devam edecek. Ben paydos edeyim. Hava buz gibi. Gerçekten şöyle kendimi de göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum ama
Şu an gerçekten hem ayak parmaklarımı hem el parmaklarımı hissetmiyorum. Gerçekten yorucu oldu. Bu videonun devamında yer alan balıklar birkaç gün önce, yaklaşık bir hafta öncesine aitti. Yine aynı mekanda, Ayşe'nde tuttum. Ama aynı sistemle tuttum. Siz de evde yemlerinizi bu şekilde hazırlayıp Mera'da çok güzel av yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek verebilirseniz sevinirim. Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Soğuk bir İstanbul sabahından herkese sevgiler, selamlar olsun. Görüşmek üzere. Değerli dostlar, şu an avdayım. Önceki videolarda şöyle fileto yem evde hazırlayıp getirmek nasıl oluyor, onun hakkında bir paylaşımı vardı, çekim vardı. Bu onun devamı, aynı yemler. Şu an Mera'dayız. Çok da güzel iş yapıyor. Kovayı da çekebilirsin. Selamünaleyküm değerli dostlarım. Ben Gazi Özata. Namı diğer sizin bildiğiniz Gazi Fişim. Bugün günlerden 18 Kasım 2020. Güzel bir gece oldu. Güzel bir İstanbul sabahı. İşte bu hobi böyle ıslanmadan, üşümeden, tabiri caizse bir taraflarınız ıslanmadan balık olmuyor ne yazık ki. Şöyle çok şükür bugün koşturduk, çabaladık ve şöyle çok güzel boylarda yem avımızı yaptık. Yani kova tabiri caizse çakılı. Ama seyrekti. Gerçekten seyrekti. Bilmiyorum. Mera'da birçok abimiz, kardeşimiz vardı ama bize nasip oldu. İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel havalarda çekimler yapabilirsek paylaşırız. Kovalayın, koşturun. İmkanınız varsa değerlendirin. Ama balık işi böyle arkadaşlar. Kovalamadan olmuyor. Haftada bir gün gittiğiniz zaman ihtimal düşüyor. Biraz kovalayacaksınız. Belli bir şeyden sonra zaten kendi rayına oturacak ama haftada bir gün, 10 günde bir gün. Yani işte bir meraya gidersiniz, ötekinde çıkıyor. Ötekine gidersiniz, bir yerinde çıkıyor. Tutturmak zor oluyor. İyice ıslanmadan arkadaşlar müsaadenizi istiyorum. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.